Merve Sevin podyumda. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get this sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ben Milano'ya yerleşmişim artık bu sefer. Butik olacağı açmışım. Oydu. Oradayım. Butik açtın, hı-hı, ve oradasın. Gel bakalım. Duygu? Ben çok fazla beğenemedim üstündekileri. Yani çok fazla belki seni böyle görmüyoruz, buna alışmadık diye mi bilmiyorum. Daha önce kullanmış mıydın ayağındakileri? Hatırlıyorum bir yerden ama yeni anladım. Sezon görmüşsündür onu. Belki de görmüşümdür, aynen. Kolyelerin güzel, çantan güzel. Ona taktığın yeşil hava katmış, güzel olmuş ama çok sevemedim. Teşekkür ederim. Nesla? Beğendim Merve. O ayakkabılarını da çok beğendim. Kolyelerini de beğendim. Yani çok sade bir kostüm ama sen onu yakıştırmışsın kendine, takıyla hareketlendirmişsin. Çantana taktığın ufak filarını bence gayet iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Tuğba? Merve, incilerini çok beğendim, çok güzel, terliklerin de çok güzel. Renk sana çok yakışmış ama altına bakınca sadece altındakini sevmedim. Üstü güzel, altına başka bir şey giyse miydin diye düşünüyorum. Böyle takım olarak hiç denememiştim. Böyle evet, bir denemek istedim. Evet yani tabii bu da güzel olmuş. Kötü değil ama daha farklı bir şey olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben sadece. Ama genel baktığımda güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Simay? Ben böyle kafanı, makyajını, kolyelerini, üst kazığını çok beğendim. Biri söyledi mi bilmiyorum, duymadım ama alt üst takım olmasını sevmedim sadece. Yani buraya soksan kolyelerin bu sefer fazla mı gelecek diye düşünüyorum. Denedim öyle de salaş bırakınca daha evet, çok tarzın oldu. Evet, salaş daha iyi. Takımları ben de çok seviyorum ama çok riskli geliyor bana artık burada. Ayakkabılarım bana, yani kombin aslında güzel, benim giyebileceğim bir tercih ama ayakkabılar başlı başına güzel ama bunun altına zayıf mı olmuş diye düşündüm sadece yazlık olduğu için. Bilmiyorum. Çok incecik aslında bu da. Hatta yani bayağı iç gösteriyor. Altımda şort falan var. Yani bol dökümlü ya, o yüzden ayakkabılar biraz bana delikli olduğu için gözüme battı. Onun haricinde o çantana bağladığın yeşil şeyi keşke kafana bağlasaydın. Daha güzel duruyordu içeride. Teşekkür ederim. Bahar? Kötü görünüyorsun. Ben böyle giyinmem. Teşekkür ederim. Dilara, son yorum. Ben de bugün seni beğenmedim. Ayakkabıların, terliklerin çok güzel, incilerini de çok sevdim ama üzerindekileri ben senin sevmedim. Zaten bu kadar bol ve bu boyda pantolonları jürimiz de sevmiyor. Bunun aslında daha kısası sevilmiyor. Yani bu boyu tam bilek. Bilmiyorum, boyu da hoşuma gitmedi. Böyle incecik bir kızsın, çok kocaman. Beğenmedim ben bugün seni. Teşekkür ederim. Geçebilirsin. Kemal'cığım, bu kız beni sinir ediyor. Vallahi ağzını burnunu dağıtacağım. Gülüyor musun, ağlıyor musun kız sen? Küçük çocuk gibi hareketler yapıp sinirimi bozuyorsun benim. Anaokuluna yazdırsınlar seni. Vallahi bana yağma diye bir cevap verme. Müdürü Burhan Altıtürk var karşında. İdare müdürüyüm ben. Ağzını burnunu dağıtırım seni. Serseri. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Ben saçın makyajına bayıldım ama onun dışında kıyafetini beğenmedim. Yani tabii böyle bu tarz giyinen insanlar biliyorum. Sana yakışmış mı, o konuda kararsızım sadece. O paça boyları falan benim pek beğenebileceğim bir tarz değil. Ama sen bu saçına bayıldım. Saçın, makyajın çok güzel ama kıyafet, ayakkabı, çanta hiç sevebileceğim tarz değil maalesef. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhaba. Bugün de sende bir sıkıntı var. Neyin var? Öyle aslında çok bir şeyim yok. Bir ağladığını gördüm. Evet. Niye ağlıyordun? Öyle. Bir derdin mi var? Yok, çok şükür bir derdim yok. Öyle. Niye ağlıyorsun o zaman? Yoruldum birazcık, uykum vardı falan deyip geçiyormuş. Yorulunca, uykun olunca ağlıyor musun? Hayır tabii ki. Öyle yani çok büyük bir problemim yok tabii ki. Hani Allah dert vermesin falan tabii de. Efendim? Ağlayınca ciddi bir şey var sandım. Yok, çok ciddi bir şey yok. Emin misin? Hı. Evet. Pek inandıramadın beni ama ikna olmadım yani. Sonra söyle. Olmaz mı? Olmadı. Kimin canı sıkkın olsa stylingine yansıyor illaki yani. Hep kötü geliyorsunuz canınız sıkıldığında, kafanız karışıyor. Ben takım sevmiyorum. İlk günden beri söylerim. Takım hoşlanmıyorum yani. Bu üstündeki triko, o kolyeler çok güzel ama altında keşke bir jean giyseydin. O terlik değil mi ayağındakiler? Hı hı, yine. Feciler yani, feci Merve. Ay kötü mü bunlar? O olacak gibi değil. Ya. Yeni almıştım. Başka bir şeyin altında olurdu ama bunun altında hiç olmamış. Bu paça boyu defalarca söyledik. İvana'nın dilinde tüy bitti. Bu paça boyu olmaz, bu paça boyu olmaz diye. Öldürmüşsün kendini. Öyle silik görünüyorsun. Enerjin de kötü. Size daha fazla kötü enerji vermeyeyim, gideyim. Yok, ben toparlamaya çalışıyorum ama yok. Gitmiş, kalmamış. İnşallah dibini böyle sıyırmışlar. Ekmekle. Aynen. Beğenmedim Merve, tarz değilsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin Merve. Merhaba, hoş buldum. Ne olursa olsa inşallah çözersin işlere. Ve güzel, melekli yüzü olarak her zamanki gibi İnşallah. Gülerek karşımıza gelirsin tekrar. Evet, üzerindeki sana büyük sorun burada. Yani beden olarak iki boy en azından büyük. Kolunlar uzun, paçaların çok uzun. Yani bu tarz şeyler 100 yani 1.75 78 üstünde kadınları iyi görünüyor. Ama seni böyle küçültmüş ve daha kısa gösterdi. Proporsiyon hiçbir yerde yok. Yanlış vücudunu gösterdi. Özellikle o kadar büyük abartılı kolye taktın sonra iyice yedi seni. Yani. Onu fotoğrafta fark ettim. Hatta Nesla'na sordum. Proporsiyonda bir şey var falan yani, diye. Çünkü sana büyük bu ağlı şey. Ne yaparsın? 5 santim kazağında alırsın. 5 santim paçaları da alırsın. Yok, şöyle bir şey yapar. Makineye atar. Yüksek derecede yıkar. Kültür biraz yer. Evet, biraz daha çek yukarıda. Tam boyu gösterelim biraz ya, daha. Gırtlağına kadar çek. Olmuyor. Yani daha çok daha kısa olmuyor. 5 santim 10 santim daha olmuyor. Ah işte. Aynen öyle. O zaman olurdu. Çanta seçimi hiç sevmedim. Keşke kısır çantanın bunun yanında alsaydın. Böyle sepet çanta gibi olabilir. Ayakkabının seçimi transparent olmasaydı daha iyi olur. Papuç tekrar giyebilirdin ama sırf deriden kalın topuk. İşte bugün olmadı canım. İnşallah yarın. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ben böyle bir depresyon havası falan var ya, böyle bir genel. Hani böyle depresyonun, depresif şarkıların falan kadını Yıldız Tilbe'di. Böyle bir Yıldız Tilbe gibi bir yorum yapasım geldi. Hadi Yıldız Hanım, ne düşünüyorsunuz konuyla ilgili? Vallahi Merveciğim, ben de depresyona giriyorum arada, biliyorsun. Şarkılar başka türlü çıkmıyor yani. Seviyoruz bu kızlar beni. Çok. Vallahi doğru söyle, bir alkış duymak istiyorum. Teşekkür ederim İvanacığım. Sana da ayrı hastayım yani. Öpücük. Aşk. Aşk. Ondan sonra benim tarzıma çok yakın buldum seni aslında. Yani değil mi? Canı ne istiyorsa onu giymiş değil mi Kemal'cığım? Aynen Yıldız'cığım. Böyle ben de öyle çarşaf, naylon, branda ne buluyorsam üstüme geçiriyorum falan. Öyle. Kolyeni böyle giderken şu kızların bir tanesi böyle çekmiş gibi. Böyle kafan kopuyormuş da zor kurtulmuşsun gibi yani. Oradan şey yaptı. Onu böyle yukarı doğru toplarsan daha güzel olur. Tabii. Çok güzelsin. Ben küçük yüzlü kızları çok seviyorum, biliyor musunuz mu? Vallahi neden? Böyle yüzlü, kaşı gözü birbirine çok yakın, çok güzel kaşık görünüyor yani. O yüzden. O zaman ben size şarkı söyleyeyim. Ne istiyorsunuz lütfen, benden? Söyle. Lütfen. Vallahi şarkı söyle. İşte ne gelirse. Bir eko istiyorum mikrofonuma. Geliyor mu ses? Seni seven kalbim sana deli oluyor, anlasana. Sana dayanamıyorum, inan ki sensiz mutlu olamıyorum. Seni seven kalbim sana deli oluyor, anlasana. Sana dayanamıyorum, inan ki sensiz nefes alamıyorum. Bravo Yıldız Hanım. Yıldız'cığım. Yıldız Tilbe'yi seviyorum. Ay, çok seviyoruz. Biz de çok seviyoruz. Neyi seviyoruz? Bayılıyoruz. Şöyle. Bayılıyoruz. Ya ben Yıldız ablanın tweetlerine de ayrı hastayım bu arada. Evet. Instagram'daki fotoğraflarına. Genelde bizim uyuduğumuz saatte Yıldız abla aynen, uyanık oluyor. Aktif geceleri. Oluyor. Geçen bir tweetine rastladım. Böyle birkaç defa okudum anlamak için. Bazı anlar var çok güzel, hangi anlar bilmiyorum. Anlamadı çünkü. Yok, an, saniye, zaman olarak. Bir de şey yazmış, 2-3 harfli ise 3 neden 2 harfli? Biraz düşününce jeton düşüyor. 2-3 harfli ise 3 neden 2 harfli. Hiç bana göre değil. Hiç bana göre mantıklı. Evet ama yani mesela nasıl aklına geliyor değil mi? Hani o zekasına hayranım mesela. Tabii canım, muhteşem. Çok başka türlü çalışıyor zeka. Mesela herkesle anlaşamaz yani doğası gereği Yıldız Hanım. Bir gün sordular Yıldız ablaya, işte kimlerle anlaşıyorsunuz falan. Dünya böyle felsefe tarihine geçen bir cümle kurdu. Anlaşabildiğim herkesle anlaşıyorum, anlaşmaya çalışıyorum. Anlaşamadığım insanları anlamaya çalışıyorum. Anlayamadığım yerde hoşça kal diyorum. Çünkü bazen kendimi de anlamadığıma göre kimseyle uğraşmamalıyım, değil mi hayatım? Bunu izlemiştim ben. Aynen, ben bu videoyu izledim. Teşekkür ederim, sağ olun. Olay işte. Ne diyorsun tarzı hakkında Merve'nin? Tarz mı değil mi Yıldız'cığım? Yani ben Sefa olarak yorumladığım zaman... Böyle hani vizelere çalışan kızlar olur ya böyle salaş, hani saçlarını böyle yukarıdan yapar, sabaha karşı bir kahve koyar böyle, hani dizi çıkmış pijamanın artık çıkamayacak kadar çıkmış hali yani. Salaş bir tarz. Depresyon hani, kazağı. Aynen, depresyon kazağı, dizi çıkmış pijama vesaire falan. O yüzden yani o anlamda düşündüğümüz zaman ben de bir üniversite öğrencisi olduğum için hep böyle arkadaşlarımı kayırır gibiyim yani. O tarz olarak sınavlara yaklaşan bir... konsepte olsaydı tarsın derdim. Ama üzülerek söylüyorum, ne olur bana kırılma, darılma, tarz değilsin. Teşekkür ederim.